Nihayetinde meclis komisyonlarında tartışılan bir konu olduğu için ben o kısmı bir de getirmekle yetineceğim. Yani bu mesele bayağı tartışılıp orada plan bütçede karar verilen bir konu. Orada hani yüksekliği meselesi gündeme getirilince biraz hani düşürdüm, üzerine nispi bir şey koyalım denildi. Bir önerge verildi. O yani nispi konudan suretiyle büyük kuruluşların nispeten daha fazla harç ödemeleri şartı getirilmiş oldu. Bağımsız denetim yapabilir demiştiniz ama sonra da işte kuruluş olun diyorsunuz. Bağımsız denetim işi esasen bir ekip işi. Bağımsız denetim standartları, kademe kademe biz onları yayınlayacağız. Kalite kontrol yolda bu yarın bekliyoruz. 200 numaralı standart, o da başbakanlığa gitti. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal o da yayınlanır. Bağımsız denetim standartları, bağımsız denetim bir ekip olarak yapılması gerekiyor. Ancak şeyi dışlamıyor. Yani bir sole practitioner tabiri var orada. Bireysel olarak bir bağımsız denetçi de denetim yapabilir. Onu dışlamıyor. Yani bireysel olarak bağımsız denetim yapılmaz gibi bir yüküm yok. Buradan hareketle bağımsız denetim yönetmeliğinin yazım sırasında biz de bağımsız denetçinin bireysel olarak çalışabileceğine yer verdik. Bugün itibariyle hani bunda herhangi bir tereddüt yok. Geçiş döneminde 2013 yılına ilişkin yeminli mali müşavir arkadaşlarımızın geçmiş dönemlerde müşterilerinin 2013 yılı denetimleri yapabilmelerine imkan tanımak üzere de bir geçiş hali koyduk. Bir kısım meslek mensubu arkadaşlarımız bu yönde bizden talepte bulundular. 70 yaklaşık 70 civarında arkadaşımıza da yeminli mali müşavire biz bu yönde izin verdik. 2012 yılı yani daha önceden gelen bir müşterim ise sen onun bağımsız denetimini 2013 yılında vergi denetimiyle birlikte yapabilirsin diye. Dolayısıyla bireysel olarak bağımsız denetim yapılabilir. Ancak esas itibariyle bağımsız denetim bir ekip işidir. Yani şüphesiz meslek mensupları güç birliği yapmak suretiyle hem müşteriye daha iyi bir güven verebilirler hem de kendi kapasitelerini artırabilirler. Yani bir bağımsız denetçinin cumartesiler dahil çalışma saati yıllık 2800. Dolayısıyla hani 2800 çalışma saati içerisinde bugün itibariyle herhangi bir kamu kurumu sizin önünüzde şu kadar saatten fazla sen çalışamazsın demediğine göre hani bu bağımsız denetim işi yapılabilir. Ancak biz geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde bir çalışma başlattık. Bunu şu aşamada hani görüşe sunduk. Gerek ilgili kurumlardan, kuruluşlardan, üst kurumlardan ve meslek kuruluşlarından. Bir denetçinin hani kapasitesi nedir? Denetlenecek şirketler itibariyle denetim saati ne olmalıdır? Buna yönelik bir çalışma başlattık. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle 2014 yılı içerisinde bu çalışmayı biraz daha etapla bindirmek suretiyle somut bir hale alacak. Bunu sizlerle istişare ederek yapacağız. Nihayetinde sahada hani sizler varsınız. Meslek odalarında görüşlerini istiyoruz. Şimdiye kadar bağımsız denetim raporlarını almış olan kuruluşların, SBK'nın, BDDK'nın görüşlerini istiyoruz. Bir taraftan da arkadaşlarımız bu alana ilişkin uluslararası bir uygulama var mıdır? Buna yönelik olarak yani iyi uygulama örneği var mıdır herhangi bir ülkede? Onlara bakıyorlar. Bu çalışma olacak ama tabii hemen bugünden yarına kısa dönemde olacak bir çalışma değil. Büyük ihtimalle 2014 yılı içerisinde de kapasiteyle ilgili bu çalışmayı biz tamamlamış olduk diye düşünüyorum. Bir taraftan yazı olarak gelen sorulara bakarken Rafet Bey'e sorulan bir soru vardı. Belki Rafet Bey onlara açıklık kazandırır. Daha sonra yazılı olarak yani sorulara da ben cevap veririm. Elektronik ortamda başvuruların ne aşamada olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Bir de telefonlar konusunda kısaca bir açıklama yapmak isterim. Şu an için elektronik ortamda başvuru yapanlara başvurularının alındığına ilişkin bir onay kodu verilmekte. Ama henüz hangi aşamada olduğuna ilişkin herhangi bir sistem mesaj göndermemekte. Sadece incelenir, noksanlığı incelenir, noksanlığı tespit edince şu noksanlığınız var, bunu tamamlayın diye göndermekte. Belki ara ara gönderilebilir ama mesaj gelmezse incelemede demektir. İkincisi telefonlar konusunda biz sizi çok iyi anlıyoruz. Bunu yani ben dile getirdim zaten hani sizi söylemeden. Ama sizin de biraz bizi anlamanızı isterim. Belki bu sorun 3 ay sonra, 4 ay sonra ortadan kalkacak. Çünkü
şu 1900 başvuruyu, günde gelen 50-60, 70'e kadar çıkan başvuruyu ben kısa sürede bir eritip de günlük ya da 10 günlük süreye indirdiğimde belki hiç kimse telefon etmeyecek. Onun da bilincindeyiz. Bugüne kadar 2400 tane dilekçeye yazılı cevap vermişiz. İşte mesleki tecrübem, şunlar 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 hizmetlerim, mesleki tecrübem sağlıyor muyum, eğitime katılabilir miyim? Toplam 6 tane inceleyen elemanım var. Telefonlara biz birilerini mutlaka çıkartabiliriz. Bu çok kolay. Ama meslek mensubuyla konuşacak, onun dilinden anlayacak, ona cevap verebilecek, onun sorununa yardımcı olabilecek kişilerin çıkması gerekecek. O kişiler de benim elimde toplam 6-7 tane ve inceleme yaptırıyorum. Yukarıda başkan yardımcımızla bir toplantı yaptık. Dedik ki telefonlara, her gelen telefona bir cevap verelim. 4 arkadaşı tavsiye ettim. İnanınız buna. Hiçbirisi telefon susmadan öteki çaldı. Sabahtan akşama kadar çağrı merkezi gibi. Ama gelen soruların %99'u ya yönetmelikte var, ya tebliğlerde var, ya sıkça sorulan sorularda var. Yani bir yerlerde şeyleri var. Açıklamalar var. Hani başvuruyu yapıp başvurum alındı mı? Hizmetlerim şu tutuyor mu? Bunlara telefonda cevap vermek de biraz hani zorlaşıyoruz, sonuç alamıyoruz. Ama ben sizden sabır bekliyorum, hoşgörü bekliyorum. Kısa sürede biz bu başvuruları eritebilirsek sorular daha çok azalacaktır. Ve biz o zaman daha rahat telefonlara bakacağız. Belki de size ya telefon etseler artık diye söyleyebileceğiz yani hani yetkilendirmeden. Bu konuda hoşgörünüzü sanıyoruz. Gelen birkaç soruda işte SPK'dan belge aldım ve kamu gözetim kurumuna başvuru yaptım. Emeklilik şirketinin denetimi ve sigortacılık konusunda ayrıca eğitim alacak mıyım? Bu konuda yönetmenin geçici birinci maddesi çok açık. SPK'dan belge almış olanlar sermaye piyasası mevzuatı eğitimini alıyorlar. Bu eğitimin karşılığında da SPK ve bankacılık konusunda denetim yapabiliyorlar. Sigortacılık konusunda yapamıyorlar. O yüzden yönetmenin geçici birine ek olarak konuldu. Eğer sigortacılık konusunda da denetim yapmak istiyorsalar 15 yılında da doldurdu. SPK lisansı var. Eğitimle sigortacılık konusunda eğitim alarak bu konuda da yetkilendirilebilirler. Uygulamalı mesleki eğitim şartı için SMM şirketinde geçen süreler dikkate alınır mı? SMM şirketinde geçen sürelerde SMM hizmet sözleşmelerimizde vergi denetimi konularda yer almaktadır. Uygulamalı mesleki eğitim, ben tam anlaşılması için yönetmeliğin 15. maddesinin birinde uygulamalı mesleki eğitimi tarif ediyor. Denetçi olmak isteyenlerin en az 3 yıl süreyle finansal tablo denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda uygulamalı eğitim almaları şarttır. Denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda. 3568 sayılı kanun çerçevesinde tasdik, burada tasdik derken tam tasdik kullanmadı, ikisini de vergi adresinde kapsasın diye, tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler ile aynı kanunun 6. maddesindeki 2. fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisine haiz olanların bu kamu kurum kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitimden sayılır. Bu çerçevede bunu değerlendirdiğimizde uygulamalı mesleki eğitimden değil, mesleki tecrübe süresinden, yani o denetim ve muhasebe işleri diye ayırmış olduğum muhasebe işleri bölümlerinde geçen hizmetlerden sayılacak mesleki tecrübe süresinden. Burada eğitimlerle ilgili bir iki soru var. Bunu birbiriyle birlikte cevaplamak isterim. Geçiş dönemi eğitimi ücretleri de kredi kartıyla ödenirken taksitlendirme mümkün mü? Bir de banka ve sigorta ön lisans mezunu olan kişi sigortacılık ve sigorta mezunu dersinden muaf olabilir mi? Şimdi bu eğitimler tasarlanırken ve eğitimler üniversitelerinde işbirliği yapılırken en çok tartışılan konulardan birisiydi. Bu eğitimlerin kalitesini sağlamak,
eğitimlerin yurt dışında geçerliliğini, bu eğitimlere dayanılarak verilen belgelerin yurt dışında geçerliliğini sağlamak için eğitimlerin de belli bir kalitede olması ve Avrupa Birliği kriterlerine uygun olması şartları göz önünde bulunduruldu. Üniversitelerde yapılan işbirliği protokollerinde üniversitelerin vermiş olduğu bu eğitimler AKTS dediğimiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uygun olarak yapılandırıldı. Bazıları 6 kredi, bazıları 7,5 kredi olarak bunları değerlendirdi. Üniversiteler, tüm üniversiteler yani 24 tane işbirliği yapan üniversiteler senatolarından karar aldılar. Bu alınmış olan eğitimleri kendilerinin yüksek lisans seviyesinde kabul ettiler ve yüksek lisans yapanlar bu konulardan muaf olacaklar. Bu nedenle bu ön lisans seviyesinde alınan dersin AKTS derecesinde şu an için olduğunu öngörmediğim için kabul edilebilir olarak görmek mümkün değil. Ancak hani AKTS düzeyinde, yüksek lisans düzeyindeyse bu değerlendirilebilir ama bugün için pek mümkün gözükmüyor. Para konusuna gelince kurulumuz öncelikle işte belli bir miktarı geçmemek üzere bir miktar belirlemişti. Fakat uygulamaya geçtiğin anda üniversitelerin ve meslek mensuplarının bu eğitimlere katılanların uygulamada değişik hususlarla karşılaşıyorsun. Bir parasal konuda bir rekabete girilmesi istenilmedi. Kalitenin eğitimde rekabet olması, kaliteyi sağlamak için eğitimde rekabet etmelerini, ücrette rekabet etmemeleri için ücret sabitlendi ve herkesten alınması istendi. Şimdi burada birisi taksitlendirmeye, bir başkası uzun vade yapmaya, işte birisi indirim yapmaya falan onların tek sabit bir ücrette ve ayrıntı belirtilmedi ama taksitlendirme falan olmasın diye uygulama şu ana kadar öyle geldi. Sadece eğitimin kalitesinde yarısınlar diye bir uygulama başlatıldı. Mesleki tecrübem 98-2013-15 yılı aştı. SSK emekliliğim 91 olduğu için 15 yılın tamamında emekliydim. SGK'da hizmet yüküm aldım. 91'e kadar gösteriyor. 98-2013 dönem için SGK'dan belge alacak mıyım? Şimdi önceki hizmetleriniz bizim 15 yıllık süreyi kapsıyorsa o dönemi korsun. Bize önemli olan eğitim hariç 11 yılın belgelendirilmesi. Emeklilik sürenize de ihtiyacınız var ise o zaman ve çalışıyorsanız destekleme primi kesilmekte. Bize her yıl bir destekleme primi kesildiği hususunu belgelendirirse biz emekli olduğunda da bu hizmeti yapmış olarak değerlendiririz. Bizim mesleki tecrübedeki esas aradığımız şey fiili olarak bu işi yapıp yapmadığı. Bunu bir şekilde bize belgelendirsin. Biz en kolayının SSK döküm olduğunu düşündüğümüzde bunu istiyoruz. Bize serbest meslek makbuzu koyabilir. Bize kazanç defterinden koyabilir. Bize incelemiş olduğu vergi beyannamelerinden koyabilir. Bize vergi levhalarından koyabilir. Biz şimdilik bunları istiyoruz. Yani. Oda yazısı onun faal olduğunu gösteriyor. Oda kaydı yetmez mi? Yani detaylı şeylere gerek var mı? Çalışanlar kütüğüne kayıp değil de odadan böyle bir yazı aldım. Ekledim. Vergi dairesinden yazı getirdim. Yazı ekleyin. Ne alakası? Çalışanlar ayda ödüyor. Vergi de yok. Vergi odaya geliyor. Aşağıya. Evet. Konu için şu tarihten şu tarihe kadar faaliyete dönerek verebiliriz. Hayır, yani bir yazı verebiliriz. Başkan farklı bir şey söylüyor. Başkan demiş diyor ki şu tarihten itibaren çalışanlar listesinde olursa bunu yaparız. Neden? Çünkü biz onu otomatik yani 3 ay süreli olarak veriyoruz ya.
çocuğun çalışıyor olması bizim açımızdan çok anlam ifade etti.